Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 8. sefir 52. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Fitre zekatını verme vakti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitre zekatının insanlar bayram namazına çıkmazdan önce verilmesini emretmişti. Meselenin batını yorumu şudur. Muhtaç olanlara rahatı ulaştırmada acele edip sonra namaz kılmaya gitmek gerekir. Peygamberle konuşmanızdan önce sadaka verin ayetinde belirtilen durum budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan kişi Rabbi ile konuşur der. Öyleyse namaz kılan kişi namazgaha gidendir. Böyle yapmak ise onun adına daha hayırlı ve daha temiz bir davranıştır. Fasıl içinde vasıl. Sadakada aşırı giden. Bir ravi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Sadakada aşırı giden onu vermeyen gibidir. Hadisi Ebu Davud aktarmıştır. Meselenin batini yorumuşudur. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Onları güçlerin üzerinde bir yükle sorumlu tuttuğunda hasta edersin ve bu durum pek çok iyiliğin ihmaline yol açar. Bu durumda sen bir hayır yapmak isterken diğer hayırları engelleyen haline gelirsin. Halbuki sen nefsin ancak bu organlarla iş yapabildiğini biliyorsundur. Daha önce sıkıntılı işlere zorlanmaları nedeniyle araçlar işlevsiz kaldığında ve amel yapamadıklarında ise iyiliği engelleyen kimse sayılırsın. Bu konuda şöyle bir mısramız vardır. Sanatkarın bir işte yapabildiği, araçların ona imkan verdiğidir. Sınırı aşmak belirlenmiş olanın eksikliğidir. Fasıl içinde vasıl. Malın zekatı. Tirmizi İbn Ömer'den Hazreti Peygamber'in şöyle söylediğini aktarır sallallahu aleyhi ve sellem. Malın her 10 tulumundan birinde bir tulum zekat vardır. Meselenin batını yorumu şudur. Velinin vahiy sayesinde aldığı başkasıyla ilgili olan bilgiyi ilgili kişilere duyurması vaciptir. Çünkü bu bilgi ona başkalarından dolayı verilmiştir. Burada diğer nitelikleri değil ki bilginin elde edilme özellikleri, yol ve yöntemleri pek çoktur. Sadece vahyi zikrettik. Çünkü başkasıyla ilgili bilgiyi bala benzettik. Bal ise vahyin ürünüdür. Allah şöyle buyurur. Rabbin araya vahyetti. Öyleyse böyle bir bilginin zekatı onun öğretilmesidir. Fasıl içinde vasıl. Zekat kölelere değil hürlere farzdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Azat edilinceye kadar sözleşmeli kölenin malına zekat yoktur. Hadisi Darekutni'yi Cabir'den aktarır. Meselenin batını yorumuşudur. Kölenin sadaka alması caiz değildir. Denilir ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah karşısında kul olduğu tam olarak anlaşılsın diye sadaka alması yasaklanmıştı. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem otururken veya hareket ederken hür olduğunu gösteren hiçbir eylem bilinçli veya bilinçsiz olarak ortaya çıkmamıştır. Kendilerine bir ihsan olarak ailesi de yani kendisine inanan seçkinler ve bilginler bu konuda ona katılmıştır. Köle sadaka alamayacağı gibi hür oluncaya kadar malına da zekat düşmez. Çünkü köle efendisinin karşısında bir şeye sahip olamaz. Bir insanın zekat vermesinin illeti sahiplik iddiasıdır. Kölenin ise herhangi bir şeyde bir iddiası yoktur. Köle kendi kıymetiyle özdeştir, yani kendisi bir maldır. Başka bir ifadeyle köle kendisiyle alım satım yapılan bir bedeldir. Bedeli hakkında bir iddiada bulunması ya da efendisinin ondan istediği şeyde direnç göstermesi düşünülemeyeceği gibi kendi hakikatine göre köle de böyledir. Efendisiyle ilişkisinde kıymetine bakmayan her köle tam olarak köle olamayacağı gibi kendisi hakkında bilgisi de yoktur. İşte bu bir görüş ayrılığı olmaksızın sufilerin mezhebidir. Efendi karşısında köle bu durumdaysa köle gizlenmiş yani silinmiş efendi ortaya çıkmış ve görünmüştür. Çünkü zuhur ve görünmenin aslı iddiadır. Efendi ise bu halde köleyi şereflendirmek için başkasında köle özelliğiyle bulunur. Bu ise acıktım, beni doyurmadın, hasta oldun, beni ziyaret etmedin hadisinde belirtilen durumdur. Acıkmak ve hasta olmak kulların özelliklerindendir.
Nitekim Allah kendisine bunun anlamını soran kuluna verdiği cevapta şöyle der: "Falan kulum hasta oldu, onu ziyaret etmedim. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun." Öyleyse Allah bu özellikte kulun yanında olduğu gibi kul da bu niteliğe sahip olduğunda Rabbinin katındadır. Anla. Fasıl içinde vasıl. Sadakalar nerede alınır? Ebu Davud, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem sadakaların evlerindeyken alınacağını belirten bir hadis aktarır. Meselenin batını yorumu şudur: İnsanın evi onun bedenidir. Beşeri ruhlardan sadakalar ahiret hayatında alınacaktır. Dolayısıyla bedenlerin de diriltilmesi gerekir. Çünkü zekat sorumluluğu olan kişiden zekat ancak onun evinde alınmalıdır. Ruhların ise bedenlerinden başka evi yoktur. Fasıl içinde vasıl. Zekat vermeyen insandan hükümdarın önce zekatı, sonra malının yarısını alması. Ebu Davud, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem zekat alımı ve zekatı vermeyen kişiyle ilgili bir hadiste şöyle dediğini aktarır: "Rabbimizin büyüklüğünün bir gereği olarak biz hem zekatı hem de malının yarısını alırız." Meselenin batını yorumu şudur: İnsanın amelleri iki kısma ayrılır. Bir kısmı nefsine, bir kısmı ise organlarına özgüdür. Ameldeki zorunlu zekat, Allah'ın insana farz kıldığı ameller memdup veya mübah davranışlardır. Malının zekatını vermediğinde Allah farzı yerine getirmenin zorunlu olduğu esnada yaptığı davranışlarına bakar. Bu esnada yaptığı davranışlar güzel huylar ise hak ettikleri sevabı vermeyip o vaktin amelinin zekatı olarak tutar. İnsan bu esnada kötü davranışlar yapmışsa günahı katmerleşir. Çünkü farz bir ibadeti yerine getirmediği gibi aynı zamanda kötü bir amel sahibi de olmuştur. Bu durumda iki kötülüğü birleştirmiş sayılır. Birincisi uygun olmayan şeyi yapmak, ikincisi ise yapması gerekli ameli yapmamaktır. O esnada mübah bir davranış yapıyor idiyse özellikle farzı terk etmesi nedeniyle cezalandırılır. Amelin yarısını almaya gelince bu kendisinde iddianın bulunduğu tasavvur edilen kısımdır. O da ameldir. Çünkü yükümlülük yapmak ve yapmamak diye ikiye ayrılır. Yapmamada herhangi bir iddia yoktur. Geride iddianın konusu olarak yapmak kalır. Allah ise o fiildeki failin kendisi olması kanıtıyla ameli sahibinden alır. Bu durum ona gösterildiğinde geride ödül olarak ise isteyebileceği bir şey kalmaz. Çünkü ödül almak onun bir davranış sahibi olmasına bağlıydı. Tabii ki failin Allah olduğu kendisine görünmüştür. Böylece ya cezadan sonra ya da cezadan önce olmak üzere Allah ihsanıyla kendisini bağışlayıncaya kadar hayret içinde kalır. Hesabın görüleceği ahiret hayatında zekat vermeyenden malın yarısının alınmasının anlamıdır. Fasıl içinde vasıl. Sadaka için çalışanı memnun etmek. Haris bin Ebu Usame, Müsned'inde Enes'in şöyle söylediğini zikreder: Süleymoğullarından bir adam gelmiş ve şöyle demiş: "Ey Allah'ın peygamberi, senin elçine zekatı verdiğimde onu Allah'a ve peygamberine vermiş sayılır mıyım?" Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş: "Evet, onu benim elçime verdiğinde sorumluluğundan kurtulmuş olursun. Sevabı sana, günahı onu değiştirenin üzerinedir." Ebu Davud, Cabir'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini aktarır: "Size sevmediğiniz süvariler gelir. Onlar geldiğinde kendilerini hoş geldiniz diye karşılayın. Adil davranırlarsa sizin lehinize, haksızlık yaparlarsa kendi aleyhlerinedir. Onları hoşnut ediniz. Zekatınızı tam verirseniz onları razı edersiniz ve size dua ederler." Yine bir başka hadiste Beşir bin Hasasiye'nin şöyle söylediğini aktarır: "Peygamber'e şöyle sorduk: Ey Allah'ın peygamberi, sadaka memurları bize zulmediyor. Yaptıkları haksızlık ölçüsünde mallarımızı gizleyebilir miyiz?" Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır diye cevabı vermiştir. Vasıl, batını yorum. Sadaka toplayıcısı içinde bulunan vakit demektir. Onun hoşnut edilmesi getirdiği şeye göre halinin gereğiyle onu karşılamaktır. Güçlük ve kar getirse bile onu hoşnut etmek gerekir. Bu durum
İnsanın herhangi bir amelinde yani hayır amellerinde bulduğu düşünceye benzer. Bununla birlikte o meşakkatli hatta yok olmaya yol açacak şekilde ise durum farklıdır. Ebu Medyen böyle bir düşünce hakkında şöyle derdi. Diyet katilin görevidir. Allah muhacir hakkında şöyle der. Sonra ölüm ona ulaşırsa onun ödülü Allah'a aittir. Sadakada haddi aşmanın tarzı şöyledir. Allah nefsin için üzerinde bir hak yaratmıştır. Gözünün de senin üzerinde bir hakkı vardır. Buna rağmen sen kendine zulmetmişsin. Bu durum seçilmiş kişiler hakkında söylenen onların bir kısmı kendisine zulmeder ayetinde belirtilen durumdur. Aşırı giden vakittir ve o düşündüğü şeyi akla getiren düşüncedir. Vakit hem aşırı giden ve hem de adil olandır.